Sevgili dostlar merhabalar. Geldik beşeri coğrafya konusuna. Arkadaşlar ilk önce beşeri coğrafyada teori kavramından bahsedeceğiz. Şimdi beşeri coğrafyada metoda baktığımızda coğrafyanın gelişme süreci içerisinde bazı dönemlerde bazı düşünce akımlarının ön plana çıktığını ve böylece coğrafyada insan çevre, lokasyon analizi ve benzeri gibi bazı gelenekler oluşmuştur. Burada insan çevre dediğimiz zaman özellikle çevreci determinist görüş yani Alan Churchill Sample aklımıza gelmekte. Doğanın insan faaliyetleri üzerindeki etkisinin ön plana alınması yani bazı coğrafi gelenekler oluşmuştur. Coğrafyada kantitatif tekniklerin uygulanması. Arkadaşlar bakın miktarsal büyüklük yani bir yoldan kaç araç geçiyor ya da işte tarımsal üretim nereden etkileniyor. Bu gibi şeyleri düşünmemiz gerekiyor. Coğrafyada kantitatif tekniklerin uygulanmasının önem kazandığı aşamada her ne kadar coğrafi incelemelerde bir araç olarak istatistik yöntemlerinin kullanımının yoğunlaştığı devre ifade edilse de arkadaşlar tabii ki burada da yine çeşitli teorilerin oluşturulması ve kullanımında gerekli altyapının hazırlanması da katkı sağlamıştır. Tasviri coğrafyada açıklamalı coğrafyaya geçişte izlenen yöntemleri David Hervey, arkadaşlar açıklamalı coğrafya adlı ünlü bir çalışmasında özetlemiştir. Biz bunu 5 başlık altında özetleyeceğiz. Birincisi tasvir yani istatistik. Arkadaşlar verilerin toplanması ve sınıflandırılmasını ifade etmektedir. Mesela iklim verilerinin toplanması ve sınıflandırılması ya da tarım ürünlerinin verilerinin toplanması ve sınıflandırılması bu başlık altında toplanabilir. İkincisi morfometrik analiz. Yani coğrafi dokuların biçimlerinin belirlenmesi. İşte ulaşım ağlarının analizi bunun en güzel örneklerinden birisidir. Üçüncüsü neden etki analizi. Yani coğrafyada esas olarak 19. yüzyılda yani 1800'lü yıllarda izlenen bir yaklaşımdır. Harvey bunun zamanımızda özellikle dağılımı yönlendiren coğrafi faktörlerin araştırılmasında kullanıldığını söylemektedir. Mesela İngiltere'de Doğu Anglika'da buğday üretiminin belirli iklim özellikleri, rölyef, toprak tipi, tarla büyüklükleriyle olan ilişkisinin açıklanması. Yani hangi iklim bölgesinde verim daha yüksek, tarım arazisinin büyüklüğü arttıkça ya da azaldıkça üretimde nasıl bir değişim yaşanır? Bunun arkadaşlar açıklanması sebep etki analizi olarak düşünülmekte. Açıklamanın zamana bağlı şekillerine geldiğimizde arkadaşlar burada sebep etki analizindeki yaklaşımın zamana bağlı değişimlerini ifade etmekte. Buna en iyi örnek de yine Midlands'taki yerleşmelerin gelişmesinin tarihsel analizi ya da mesela belli bir ürünün üretimindeki değişimler. Mesela bakın biz buraya buğday üretiminde, Türkiye'deki buğday üretimindeki değişim grafiğini koyduk. Ha bunu etkileyen faktör nedir? İşte çiftçilerin yaklaşımında bir değişim mi var? İklimsel bir değişim mi var? Bu da arkadaşlar zamana bağlı değişimi ifade etmektedir. Fonksiyonel ve ekolojik analize geldiğimizde arkadaşlar burada örgütlenme biçimini düşünmemiz gerekmekte. Şehirler bir ekonomik yapı içerisinde gösterdikleri fonksiyon bakımından analiz edilebilir. Yani hangisi tarım şehri, hangisi sanayi şehri, bu örgütlemede hangi faktörler etkili oldu? Mesela Atatürk'ün Zonguldak'ta niye demir çelik endüstrisi Zonguldak ve çevresinde yoğunlaştı? Hani burada bu sanayi tesisini etkileyen faktörler neler? Bu başlık altında düşünülebilir. Sistem analizlerine geldiğimizde arkadaşlar bu tür açıklama bir toplum ya da örgütlenmenin karşılıklı etkileşim içerisinde kısımlarının bir sistem olarak bütün yapısını incelemek için iskeleti sağlamaktır. Harvey, coğrafyada bu açıklama ya da yaklaşım şekillerini aşağıdaki sorularla da ilişkili olduğu görüşündedir. A. İncelenen olaylar nasıl sıralanabilir ve gruplandırılabilir? B. Olaylar mekansal yapı ve şekil bakımından nasıl örgütlenebilir? C. Olaylar nasıl ortaya çıkar ve gelişir? D. Olayların nedenleri nelerdir? E. Belirli olayların genel olaylar ilişkisi nasıldır? Birbirini nasıl etkiler? Olaylar uyumlu bir sistem olarak nasıl örgütlenir? Şimdi günümüzde beşeri coğrafya olayları ya da olguları tasvirden ziyade sorunlara yönelik hale gelmiştir. Yani bir sorunu çözme amaçlanmaktadır. Çağdaş toplumsal coğrafya Fransız ve Alman kaynaklarından doğmuş. Tabii özellikle Alman ama Fransa dediğimizde Paul Vida de la Blanche başta gelir ki onun beşeri coğrafyası ya da Alman Hans Bobek'in kültür grupları ile toplumsal yaşam kavramları arasında kurduğu ilişkiyi burada düşünebiliriz. Coğrafya kuralları oluşturmak üzere 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında yapılan çeşitli girişimler sebep etki kurallarının belirlenmesi şeklinde olmuş ve
çevreci determinizmin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dediğim gibi Amerikalı coğrafyacı Alan Churchill Sample'ın çevreci determinist yaklaşımı, ha gerçi artık günümüzde önemini kaybetmiş ama bütün o 18 ve 19. yüzyıla damgasını vurmuş bir çalışmadır. Yine geldiğimizde arkadaşlar, posibilizm de zaten bunlara tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yani çevreci determinist görüşe tepki olarak posibilizm. Yani buradaki hangi gerçeklik bu olaya neden olmuştur? 1950'lerde coğrafya alansal farklılaşma olarak tanımlanırken, beşeri coğrafyacılar toplumsal süreçlerin çevreyle ilişkili olarak meydana getirdiği birliklere göre yeryüzünde farklı bölgelerin ayırt edilmesine yönelmişler. Günümüzde de arkadaşlar yine toplumsal coğrafi fikirler, teoriler ve deneysel araştırmaların seçici bir karışımından oluşmuştur. Geldik teoride yaklaşımlara. Şimdi sevgili dostlar, yerleşmelerin tek olduğu ve coğrafyacının görevinin yeryüzünde var olan farklılıkları açıklamak ve tasvir etmek olduğu üzerine çok durulmuştur. Yani ideografik yaklaşıma bahsedilmiş. Yerlerin tekliği, İstanbul tektir. Aslında söylüyorum, Kapadokya bölgesi tektir ya da buradaki turizm faaliyetleri tektir. Coğrafyanın keşif ve araştırmalar yoluyla dünya hakkında bu tür bilgilerin toplanıp biriktiği uzun bir geçmişi var. Tek tek yerlerin bireyselliği üzerinde yoğunlaşan coğrafi çalışmaların izlediği yöntem olan yerlerin tekliğine önem veren yaklaşım ideografik yaklaşımdır. Amerikalı coğrafyacı Richard Hurston, bir zamanlar coğrafyacılar tek tek olayları tasvir etmeye mi yoksa genel kurallar formüle etmeyi mi aradığı sorusunu ortaya sürmüştür. Yani şimdi biz baktığımızda arkadaşlar, evet İstanbul tek ama İstanbul'a benzer özellikte, hani tam İstanbul biricik ama büyük bir şehrin arkadaşlar kendine has özellikleri vardır. Yani çevirip baktığımızda İstanbul'da karşılaştığımız bir sorunla Almanya'da Münih'te de karşılaşırız, İngiltere'de Londra'da da karşılaşırız. Ha demek ki evet, burada yerler tek, yani dağlar tek, şehirler tek. Fakat her şey tek midir yoksa bunu soyutlama amacı mı vardır? İşte arkadaşlar, coğrafyada bu sorunu ortaya çıkarttığı belli bir biçim bizim bölge kavramımızdır. Yani büyük şehirler bölgesini burada düşünebiliriz. Klasik bölgesel coğrafyada her bir bölge tektir. Bilimsel coğrafya ise bunun tersine, her bir bölgenin ya da bir ağın ya da bir şehrin benzer unsurlardan oluştuğunu, bir sınıf içerisinde tek olduğunu göstermeye çalışmıştır. 1960'larda bölgesel coğrafyanın tekil ya da ideografik yaklaşımını bilimsel bulmamaya başlanmış ve coğrafyanın evrensel mekan yasaları bulmakla ilgilenmesi gerektiği ileriye sürülmüştür. Tamam, İstanbul tek ama 15 milyon nüfusluk tek kent İstanbul değil. Ha, o zaman ne yapacağız? Bu büyük şehirlerin yaşadığı sorunları evrensel yasalarla algılamaya çalışacağız. Yerlerin ve olayların farklılığına önem veren ideografik yaklaşım, yerler ve olaylar arasındaki benzerlikleri bulmaya ağırlık veren bir yaklaşım olan homotetik yaklaşıma ters düşmekte. Benzerlikler, yani bunların benzer özellikleri nedir? Aslında coğrafi incelemeler yoluyla yerlerin biricikliği üzerinde durulurken, aynı zamanda onların bazı ortak yanları olduğu da ortaya çıkar. Örneğin Londra, Paris, New York, Caracas ya da Buenos Aires gibi büyük şehirler kendilerine ait eden ayrı ayrı özelliklere sahipler. Fakat aynı zamanda bunların ortak bir yanları da vardır. Bütün bu şehirleri dolaşan ya da inceleyen birisi farklılıklar yanında benzerliklerle de karşılaşacaktır. Mesela işte arkadaşlar trafik, mesela arkadaşlar hava kirliliği, ne bileyim çeşitli sosyolojik problemler. Çünkü farklı alanlardan göç aldığı için küçük bir şehre göre daha farklı problemlerle karşılaşacaktır. Bu tür ortak yanları bulup genel kurallar ortaya koymaya çalışan homotetik yaklaşım bugün için çok önemlidir. Fakat henüz yeteri kadar yaygınlaşmamıştır. Bu yüzden de birçok coğrafyacı halen örneğin Paris ya da Londra'nın, Moskova ya da Varşova'nın niçin ve nasıl birbirinden farklı olduklarını açıklamanın, niçin ve nasıl birbirine benzediklerini açıklamadan daha önemli olduğu kanısını sürdürmektedir. İdeografik yaklaşımla yerlerin tek olduğunu açıklamanın egemen bir konu olduğu zamanda bile ekonomik ve toplumsal faaliyetlerin yer seçimi ve dağılışı hakkında genellemeler geliştirmek için girişimler yapılmıştır. Bu ilk çalışmalar deneysel ve tüme varma yönelik idi. Özel olaylarla başlanıp genel sonuçlara gidilen bu düşünce yoluyla, örneğin fabrikalar gibi gerçek lokasyonlar analiz edilerek her birinden alınan sonuçlara göre daha sonra sanayinin yer seçimi hakkında genel sonuçlara varılmaktadır. Yani bir Londra'daki, Manchester'daki ya da Detroit'taki sanayi tesislerinin niye burayı seçtiğini belirledikten sonra, ha bundan sonra demek ki kardeşim biz sanayi için yer seçiminde
şu yaklaşıma sahip olmalıyız. İşte bu homotetik yaklaşım olmakta. Yakın zamandaki eğilimler teorik ve tümden gelim yaklaşıma örnek verilmesi şeklindedir. Genelden başlayıp özele giden bu yaklaşımda ise sorunlar formüle edilmekte, sorun hakkında bir dizi varsayım yapılmakta ve sonra da teorik bir cevap, yani bir model çıkartılmakta. Bak kardeşim, bir sanayi şehrinde hava kirliliği, su kirliliği ile karşılaşılabilir. Ha, Detroit bunu nasıl çözmüş? İşte atıkların iyice arıtıldıktan sonra doğaya verilmesi. Ha, demek ki biz bunu alıp bütün bu sorunla karşılaşılan bölgelerde kullanabiliriz şeklinde bir yaklaşım gösterilebilir. Böylece bu varsayımların söz gelimi sanayinin yer seçimini etkilediği varsayılan faktörlerin doğru olup olmadığı kontrol edilerek gerçek dünya koşullarına karşı geçerlilikleri denenmiş olmaktadır. Bir başka örnek olarak verecek olursak arkadaşlar, şimdi büyük bir şehir oluşturduğumuz, şehir modeli oluşturduğumuzu varsayalım. Mesela büyük şehirlerde arkadaşlar trafik tıkanıklığı olacaktır. Ancak Avustralya'da Melbourne trafik tıkanıklığı yaşamayan bir şehir. Şimdi burada bir modelden sapma var. Şimdi ben Melbourne'un arkadaşlar şehir planlarını inceledim. Arkadaşlar adamlar gerçekten bir toplu taşımayı çok geliştirmişler. İki, şehir içerisindeki ana caddeleri çok geniş bırakmışlar. Buna bağlı olarak da ne yapıyor arkadaşlar? Şehir içerisinde trafik tıkanıklığı yaşanmamakta. Teori kurmanın ana amacı coğrafi doku, yani kalıp diyeceğimiz şey ve süreçleri açıklayarak bir bütünlüğe sahip teorileri geliştirmek için fikirleri ve kuralları birbirine bağlamaktır. Bu nedenle de mekanın örgütlenmesinde mevcut düzensizlikler bulunup kendilerini meydana getiren süreçlerin incelenmesiyle açıklamaya çalışılmaktadır. Gerçek dünya, yeryüzündeki insan faaliyetlerin genişliği nedeniyle açıkça gözlenen bir karmaşa içerisindedir. İşte bu karmaşayı daha iyi algılayabilmek için arkadaşlar modeller ortaya koymaya çalışır. Coğrafyacının görevi bu karmaşıklığın bir kargaşa mı yoksa farklılık mı olduğunu ortaya koymaktır. İşte bu yüzden teorilerin geliştirilmesinde ve düzenin belirlenmesinde ilk adım olmaktadır. Düzenli bir kalıp ya da doku farklı yerlerde aynı süreçlerin işlediğini, düzensiz bir kalıp ya da doku da aynı süreçlerin farklı işlediğini ya da benzer yerlerde farklı süreçlerin işlendiğini gösterir. Şimdi dokuyu bir kere ait edildiğimiz zaman ikinci adımda bunu yaratan süreçleri analiz etmek ve açıklamak gerekmektedir. Bunun için de başlıca iki teori geliştirilmiştir. Birincisi, özellikle beşeri faaliyetlerin mekansal özelliklerine uygulanan normatif teori, yani buyurucu, kesin olarak böyle olmak zorundadır diye arkadaşlar normatif bir teori geliştirilmiştir. Bu teoride ideal mekan dokuları yaratılır. Mesela arkadaşlar bunun en güzel örneklerini biz yerleşme coğrafyasında, o ilk şehir planlarında yerleşme coğrafyalarında görüyoruz. Amaç, ölçülebilen gerçeğin tersine bir standart geliştirerek ideal koşullar altında neler olacağını ortaya koymak. İşte Almanya'da yapılan arkadaşlar von Thun'un şehir modeli. Ancak normatif teoride dünyada en temel esaslarına mükemmel bir şekilde akılcı, ekonomik insan tarafından yerleştirilmiş soyut bir mekana ya da izotropik, yani üzerinde hiç çeşitlilik olmayan dümdüz bir yüzey bir düzleme kadar indirilir ve sonra da böyle bir mekan ya da düzlem üzerindeki dağılışları coğrafyacı mantık yoluyla araştırmaya çalışır. Normatif teorinin en tipik örneği von Thun'un çalışmalarıyla ortaya konmuştur. Yani arkadaşlar biliyorsunuz beşeri coğrafyada derslerinde görmüşsünüzdür. Biz de ilerleyen derslerimizde bundan bahsedeceğiz. Von Thun'un Almanya'yı esas alıyor. Orada biliyorsunuz arazi düz, hani bir peneplen üzerinde bulunmakta. İşte her çiftçiye belli bir alan veriyor. Burada yaşayan çiftçilerin ürettiği ürünleri kendi araçlarıyla pazara götürdüğünü ileriye sürüyor. Bütün çiftçilerin sermayesinin, iş gücünün taşıma maliyetlerinin eşit olduğunu kabul ediyor. Ve buradan yola çıkarak arkadaşlar ne yapıyor? Gerçek dışı bir şehir planı tasarlıyor. Dediğim gibi ilerleyen derslerimizde buna geleceğiz. Diğer teori ise normatif teoride ileriye sürülen ideal koşulların akılcı olmayan ya da rastgele koşullardan etkilenmiş, insan tarafından yerleşilmiş gerçek dünyanın karmaşıklığını açıklamada yetersiz kalmasından dolayı ortaya çıkan, insanın davranış nedenlerini ortaya koyarak beşeri faaliyetleri ve bunların yeryüzündeki etkileri üzerinde duran davranışsal teoridir. Yani gerçek hayatta karşılaştığımız sorunları çözmekte daha mantıksal bir teori. Davranışsal teorinin amacı, İnsanın dünyayı nasıl algıladığı ve bu algısının davranışları nasıl etkilediğini, insanın normatif teorideki gibi en iyi arayan değil,
doyumu arayan ya da mükemmelden daha az bilgi ve becerisi olan en iyiyi arayan olduğunu hesaba katarak açıklamaya çalışmaktır. Bakın şimdi davranışsal teoriye belki ne kadar ilgili olacak bilmiyorum ama şimdi size sorsam bize Almanya mı daha yakın, Ermenistan mı? Birçoğumuz Almanya'ya gitmeyi düşünmüşüz ama Ermenistan'a gitmeyi düşünmemişizdir. Niye? Çünkü işte Ermenistan'la aramızda bir soru var. Dolayısıyla ne oldu burada? İnsanın, yani Türkiye'de insanların algısı nedir? Ha, Ermeni düşman. Ben buna katılıyor muyum? Hayır. Niye katılmıyorum? Arkadaşlar biz 4-500 yıl birlikte yaşamışız. Ermeniler bu millet, bu ülkede millet sadıkı olarak bilinmiş. Ha, sonradan emperyalistlerin oyunlarıyla tabii ki aramıza bir takım sorunlar girmiş. Ama bugün aramızda mesafe var. Bir arkadaşım, buradan da ismini söyleyeyim, Fügende de diye bir coğrafyacı arkadaşımız, Ermenistan'ı da gitti gezdi. Ya dedi, bizim aynımız. İnsanların olaya bakışı, yaklaşımı bizim aynımız. Ama ne oldu? Kafamızda arkadaşlar bir duvar örülmüş. Dolayısıyla biz şu an Ermenistan'ı düşman olarak algılıyoruz. Belki hükümetlerimiz arasında çeşitli sorunlar olabilir. Ama halklar arasında, ben İstanbul'da yaşarken çok sayıda Ermeni arkadaşım vardı. Çok da iyi muhabbet ederdik. Demek ki bu tip algılar insanın doğayı algılamasını ya da toplumları algılamasını etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmakta. Bu bağlamda belki aynı hedefe yönelik toplumsal teoriden de söz edilebilir. Bunun günlük yaşamın artık betonlaşmış sürecini aydınlığa kavuşturmak olarak da açıklayabiliriz. Beşeri coğrafyada teorinin günlük yaşamın görünümlerinin ve yapıların altında yatan mekansal kalıplar ve süreçler üzerinde yoğunlaştığı kısmını oluşturmaktadır. Yani insan davranışının zaman ve mekan bağlamında nasıl oluştuğunun açığa çıkarılması büyük bir önem taşımaktadır. Geldik modellere. Ya şimdi diyeceksiniz ki beşeri coğrafya anlatıyorsunuz. Altta bir Horsgraben. Arkadaşlar tabii ki fizik ya da beşeri coğrafyayı böyle kesin sınırlara birbirinden ayırmak mümkün değil. Şimdi model dendiği zaman biz modeller aslında en çok fiziki coğrafyada kullanılır. Çünkü olayı algılamak için bunu önce bir basitleştirmek lazım. Mesela birçok arkadaşımız Horsgraben çiz dendiğinde şöyle bir çizim yapar. Yani böyle peynir dilimi gibi arkadaşlar dümdüz bir çizim yapar. Ama gerçekten baktığımızda modeller gerçeğin uzak benzerleridir. Şimdi bakın şurada bir Horsgraben modelini koyduk. Şurada da küçük Menderes Graben'in arkadaşlar kuş kayası mevkiinden aldığım bir fotoğrafını koydum. Baktığınızda çok da birbirine benzer değil. Ha, ancak iyi bir coğrafya bilgisi olan bir coğrafya öğretmeni yukarıya çıktığında ha bak kardeşim şuradan fay hattı geçiyor. Bak ova tabanı düz. Bak demek ki bu kenardan fay hatları var diye ne yapar? Olayı algılar. İşte arkadaşlar modellerdeki temel mevzu gerçek dünyada karmaşıklığı ya da farklılıkları ortadan kaldırıp bunu basitleştirmek ve böylece en temel özelliğine göre analiz etmek için biz modelleri kullanmaktayız. Coğrafyada her biri gerçeğin soyut bir görüntüsünü temsil eden 3 tip model bulunmaktadır. Birincisi ikonik modeller. Arkadaşlar bunun en güzel örneği hava fotoğrafları ya da şehir planlamacıların hazırlandığı master planlarıdır. Şimdi bakın arkadaşlar birinci fotoğraf üzerinde hani bakın şurada bir havaalanı var. Görebildik mi? Bakın şurada işaretlenmiş. Bakıyorsunuz şuradan bir yol geliyor. Yine şuradan bir yol geliyor. Ne yaptı arkadaşlar? Burada ikonik modeller var. Yani gerçek dünya ölçeklenerek basitleştirilmiş halde. İkinci tipe geldiğimizde analog modeller. Yani mekanın arkadaşlar belli özelliklerinin haritalanması. Bakın dünyada nüfus dağılışını noktalama ya da neydi bunun ismi? Tarama yöntemiyle göstermeye çalıştığımızda arkadaşlar karşımıza böyle bir model çıkıyor. İşte oradaki her nokta 100 bin insanı göstermek. Daha demek ki bakın Hindistan'da Ganj Vadisi'nde ya da gelirsiniz Çin'de Indus Vadisi'nde ya da Doğu Asya kıyılarında nüfus çok yoğun. Bu bir analog modeldir. Üçüncü tip sembolik modelde ise arkadaşlar daha fazla soyutlanma söz konusudur. Gerçek dünyanın özellikleri modellerle, özellikle de matematik modellerle gösterilir. Yani mesela atarak söylüyorum Türkiye'de nüfus yoğunluğuna baktığımızda işte kilometrekareye 110 kişi düşüyor. Burada herhangi bir sembol ya da tarama kullanmadık, bir rakam ifade ettik. Yani matematik sembollerle de ne yapabiliriz? Biz coğrafi çalışmalarımızı gerçekleştirebiliriz. Matematik modeller de katılırsa 4 model daha ileriye götürülerek coğrafi düşüncede bir de deterministik modeller. Yani verilen talimat doğrusunda faaliyet sürüyor. Çıktı önceden tahmin ediliyor ve çıktıda bir değişim beklenmiyor.
Bu deterministik modeldir. Bir de probabilistik model var. Burada çıktı değişebilir. İşte özellikle şans oranlarına bağlı olarak çıktının alacağı değer değişir. Yani şöyle düşünün. Satrançta arkadaşlar sadece kurallara göre hareket edersiniz. Ama mesela tavlada bir şans olayı var. Attığınız zara göre. Bazen altı altı atarsınız, size bir faydası dokunmaz. Dediğim gibi burada deterministik modeller ve probabilistik modeller uygulanmakta. Probabilistik modelde simülasyon modelleri, Monte Carlo modelleri yani alınan kararlara ait bütün olası çıktılar görünür, riskin etkileri değerlendirilir ve belirsizlikler ile değişkenler altında daha iyi kararlar verilebilir. Aslında bu modeli arkadaşlar Fransa'da kumar oynamayı seven bir asker geliştirmiş. Hani tamamen sonuçlar birbirinden farklı olabiliyor. Hani mesela rulet oynayan birisini düşünün. Bir de Markov halkası modelleri var. Gözlenen değişkenlerde bilinmeyen bir dizi değişken dizisi tahmin edilmeye çalışılıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle ekonomik coğrafyacılar lokasyon ve karşılıklı etkileşim kalıplarını açıklamak için bu tip modelleri kullanmaya başlamışlardır. Arkadaşlar geldik hümanistik coğrafyaya. İnsan bilimlerinin geleneksel temel bilimlerin yeniden yapılanmasını sağlayıcı bir mücadele içerisine girmesi, coğrafyada Schaeffer tarafından sokulan ve bir dönem çok taraftar bulunan pozitivizm olarak anılan akımdır. Yani hümanistik coğrafya. Coğrafyada insanın yeryüzünün nasıl örgütlendiği, kullandıklarını tanımlamak için kurallar bulmaya çalıştığını daha önce de işte belirtmeye çalıştık. Bu çabaları gösterenlerin başında da arkadaşlar beşeri coğrafyanın kurucularından Karl Ritter gelmekte. Kurallar ya da yasalar bulma girişimleri olaylara nomotetik yaklaşım örnek olarak gösterilmektedir. Verilerde kurallar ve düzenlilikler bulunacağı felsefesiyle mantıksal pozitivizm denilmektedir. Yani yeni bir coğrafyada denilen bu görüşü destekleyen coğrafyacılar kantitatifleşmeye yani miktar rakamların büyüklüğüne, miktarların büyüklüğüne coğrafi kalıpları istatistiksel yoldan tasvir etmeye, istatistiksel hesaplara ve hipotezlere dayanmaktadır. Zaten Karl Ritter istatistik metodunu coğrafyaya sokan kişidir. Aynı zamanda gerçek dünyayı tasvir ve taklit etmede kullanılan matematiksel yolların bir köprü gibi fiziki ve beşeri coğrafyayı birbirine bağlayacağını ve coğrafyanın içerisinde matematiğin kullanıldığı diğer bilim dallarına açacaklarını ileriye sürüyorlardı. Ancak aradaki engel ortada bu yolları iyi kullanabilecek matematik beceriye sahip çok az coğrafyacının bulunmasıydı. Gerçekten arkadaşlar bizim coğrafyacı olarak en büyük problemlerimizden birisi matematikle aramız biraz açık. Zaten onun için ülkemizde arkadaşlar sözel branş içerisindedir. Son yılların coğrafyada hissedilen moda akımı postmodernizm ise matematik kesinlik yoktur. Arkadaşlar gerçekten bir postmodern şehir yaklaşımları falan ortaya çıktı. Matematik kesinlik yok. İnsanlar nasıl algılıyorsa öyle yaklaşıyorlar. Geçmişteki görüşlerin büyük kısmını reddetmeye içine alan bir akım olması yüzünden bazı bakımdan bu terimin yeni ve farklı olan her şey için kullanılması moda haline gelmiştir. Evet sevgili dostlar, böylece beşeri coğrafyanın ilk dersini tamamlamış olduk.